Yıldızlar Yatırım Holding Kent'in değerlerini sunar. Merhabalar efendim. İyi akşamlar dileyerek Kentin Değerleri programına başlıyorum. Bugün de çok hoş alacağınız bir sohbet var. Çünkü bu sohbette kültür var. Tabii kültürün getirdiği bir müzik var. Çok güzel, bizim hiç duymadığımız, hiç bilmediğimiz anılar var onların içinde. Ve çok tatlı, çok genç bir konuğum var. Kendisi bu konuda yıllardır çalışıyor efendim. Gerçekten bizim bilmediğimiz, bizim kültürümüze ait birçok şeyi kendisi hem yaptığı çalışmalarla kaleme alarak hem de türkülerle ifade etmeyi başardı ve devam ediyor. Bu İzmit'in kızı, bu ilimizde, kentimizde çok tanınmış bir esnaf olan Turan Göksel, Kadriye Göksel'in kıymetli kızlarından bir tanesi ve Sayın Gülşen Göksel Erdal diyeyim. Göksel'i kullanmıyor şu anda. Eşinin soyadı Erdal. Ancak şu anda görevi Kocaeli Üniversitesi'nde güzel sanatlarda mı? Orasını sen söyleyeceksin artık. Ben bu kadar da bırakayım. Ne dersin? Peki. Hoş geldin Gülşen'cim. Hoş bulduk. Benim de kızım. Kızlarımın da arkadaşı. Çok hoşuma gidiyor. Kızlarımın arkadaşını aldığım zaman. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Rica ederim. Ben İzmitliyim. Turan Göksel ve Kadriye Göksel'in 3 kızından biriyim. Evet. Ben müzik öğretmenliği mezunuyum. Şimdi tam ben karıştırmayayım orasını. Sen de anlat bana tam okulunu, mezuniyet ismini, hepsini. Meşhur İzmit sitemizden mezun olduktan sonra ben aslında Yıldız Üniversitesi işletme kazandım ama gönlümde hep bir müzik var imiş. Benim ablam da yine resim öğretmenliği, tekstil bölümü mezunu. Onun okuluna gide gele oranın büyülü böyle sesleri beni cezbetti. Atmosfer seni çekti içine. Sınavlarına girip kazandım ve müzik öğretmenliği, Uludağ Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi mezunuyum. Akademisyen olmayı ben çok istedim her zaman için. 1994 yılında, şimdi öğrencilerime diyorum ki milattan önceden beri Kocaeli Üniversitesi'ndeyim diyorum. İnanmıyorlar ama 94 şu an 94, onlar için milat milattan öncesi. Önce mi yani? Biz neyiz, fosil mi olduk? Yok, hayır yani üniversitede 30 yıldır aynı yerde çalışmak adına uzun bir süre ifade etmek. Şimdi yaşına göre 30 adına, yıl bir yerde gerçekten büyük bir başarı. İlk önce tabii ilk öğretmenliğime Kocaeli Anadolu Lisesi'nde bir çalıştım. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen kadrosuyla atandım. 28 Haziran İlk Öğretim Okulu'ydu o zaman. İlkokul, ortaokul birleşikti. Orada görev yaparken üniversitemiz bir sınav açtı. Ben okutman olarak girdim üniversiteye. Atıf Hoca zamanında bütün rektörlerimizle çalışma şansım oldu. Evet. Atıf Hoca zamanında. Atıf Hoca zamanından beri evet. Üniversitedeyim. Güzel sanatlar bölümü idik o zaman biz. Üniversitenin kültürel etkinliklerini gerçekleştiriyorduk. Sonra 97'de aslında yanlış söylemediniz demin. Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü kuruluşunda ben görev aldım. Çünkü evet. Öyle bir şey kalmış aklım sonra kestim. Evet. Yanlış söyleyebilirim. 2005'te devlet konservatuvarımız kurulunca ben kurucu ekibinde oranın görev alıp konservatuvara geçiş yaptım. Tamam. Dolayısıyla yanlış söylemediniz. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde de 9 yıl kadar çalıştım. Tabii ben bir İzmit sevdalısıyım. Bunu artık açık açık söyleyebilirim. Tabii biz İzmitlilerin, siz de bilirsiniz. Hani Kocaeli demeyiz, biz İzmit'teyiz. Biz İzmit'teyiz. Her zaman da düzeltiriz. Evet. Yani Kocaeli çok genç ama aynı şey söylüyor. İzmit algımız bizim çok büyüktür. Sadece merkez ilçe gibi görmeyiz. Ben gerçekten İzmit sevdalısı olan, İzmit'in en güzel dönemlerinde yaşamış, en güzel okullarında okumuş şanslı bir İzmitliyim. Öyle söyleyeyim. Redif Müzesi'nin Kolordu olduğu dönemde 50. yıl ilkokulundan askerlerin nöbet değişimini hevesle seyreden kuşaklardanım. İzmit Ortaokulu'nda, sizin İzmit Ortaokulu olduğu zaman
Oradan teneffüslerde camdan dışarıyı seyreden kuşaklardanım. Kendimi İzmit'in değerlerine sahip bir nesilden geldiğim için şanslı hissediyorum açıkçası. Tabii kendimi akademisyen olarak ifade etmem gerekirse ben şu an Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanıyım. Doçent Doktor Gülşen Erdal. Tamam. Bu bir akademik kimlik. Tamam. Ama ben İzmit'in kızı Gülşen olarak anılmayı da tercih ederim açıkçası. Tabii. Şimdi şöyle, bizler hani annelerin gözünde çocukları büyümez ya. Şimdi sizler, bak ne kadar güzel, ne olursanız olun, akademisyen olun, doçent olun, profesör olun, gurur duyarız. Böyle zevkle adınızı anarız ama hep bizim gözümüzde aynı çocuklarsınız. Böyle oluyor değil mi? Aynı şeyi belki sizler de yaşayacaksınız yarın. Evet, yani çevrenizdekilere karşı. Benim 25 yaşında iç mimar bir kızım var. Hiç büyümüyor. Yani çocuk hep aynı. Sanki böyle hep her daim bana ihtiyacı var. Evet. Ben onun her şeyine koşma. Nasıl yetişkin, bir şey değil mi? Evet. Yani, hayatın tekerrürü hani bu, evet, böyle oluyor. Daim ediyor. Yani böyle oluyor. Ben şimdi sana gelen konuklarıma Gülşen hocam diyeyim. Şimdi ben işte, çok bana değerlisin gözümde. Çok sevinirim. Ama Gülşen hocam derken de hem gurur duyarım hem de böyle bir tuhaf olurum. Ay bu bizim benim kızım ya Gülşen de. Yani bizde öyle bir şey var. Evet, evet, bu işte evet. Bizim bulunmaz artık çok azalan İzmitli ruhundan evet, da kaynaklanan evet, bir şey. Evet. Müsaade et tabii ben sana Gülşen diyeyim. Ne olur. Sen çok üniversitenin çok önemli, ben müziğe çok önem veriyorum. Akademik kimlik ayrı ama. Çok önemli bir bölümünün başındasın. Saygı duyuyorum. Seni tekrar kutluyorum ama benim için Gülşen Tepecik Mahallesi'nde büyüyen. Evet. Canım. Aynı mekanlarda evet, yolumuzun kesiştiği. Evet, evet. Hatta insan duygulanıyor. Evet. Ne yapıyorsun bakalım? Anlat biraz. aslında şöyle geriye baktığımda ben üniversiteye giderken Bursa'dan geldiğimde o zaman tek bir firma vardı. Doğan Körfez diye otobüslerle gider evet, gelirdik. Evet. İnerdim halk evinde sırtımda gitarım. Bana laf atarlardı, kınaya mı gidiyorsun diye çalgı evet, görünce. Şimdi geldiği noktada İzmit'in müzik adına baktığımda ben çok kuşaklar boyu öğrenci yetiştirmişim üniversite bazında. Ve bir sürü müzik adına kurum var, bir sürü öğrenci yetiştiren benim öğrencilerim var. İzmit'in müzikal kültürünün gelişiminde, müzik eğitiminin gelişiminde faydam olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Soruyorlar, evet benim öğrencim diyorum. Hani ne kadar güzel bir şey değil mi? Bu ne kadar gurur bir şey, verici tabii, bir şey. Öğrencim kavramı boynuz her zaman kulağa geçer, o da ayrı konu. Yani onları o şeyde statüde tuttuğum anlamında anlaşılsın istemem. Evet. Ama hani bendeki kimlikleri oradan bir yere taşındığını ifade etmek adına söylüyorsun tabii. Ben müzikoloji, müzik bilim demek. Artık herkes bunu biliyor. Müzikolojinin, etnomüzikoloji alanında çalışmalar yapıyorum. Bu da müziğin kültür içinde araştırılması anlamına geliyor. İzmit'in müzik kültürünü aslında ben hem tarihsel müzikoloji hem de etnomüzikoloji anlamında araştırdım. Tarihsel müzikolojiye baktığımızda İzmit Sancağı döneminden, Erken Cumhuriyet dönemi, onun arkasından çok partili dönemden ve 80'lerden sonraki döneme kadar olan kısmını belgeleri tarayarak ben İzmit'le ilişkili gazeteleri tarayarak çıkardım. İzmit'in çok renkli bir hayatı olmuş müzik adına. Öyle çok mi? Şeyler yapılmış. Hani evet. İzmit'in şarkısı yok, müziği yok, var olmaz. Bir şey yok var, diye olmaz. Böyle mı? Bir söylenti yani, vardır. Örneğin Erken Cumhuriyet döneminin sembol kurumlarından halk evinde yapılan müzik etkinlikleri o kadar dolgunmuş ki bu kentin müzik adına bilgilenmesine ve kültürlenmesine çok faydası olmuş bu etkinliklerin. Yine Arifiye Köy Enstitüsü'nün müzik adına yapılan, müzik dersi adına yapılan şeylerin konserlere taşınması kente çok büyük ses getirmiş o dönemlerde. Tabii bu hani süreçle beraber 50'den sonra değişen sosyolojik yapı, değişen çok partili hayata geçiş dönemiyle beraber müzik algısı da dünyada olduğu gibi bir takım şeylere evrilmeye başlıyor. Yani evet, Türkiye'nin tanıştığı popüler müzik, popüler dünya aslında İzmit'te de kendini gösteriyor. Ve burada çok değerli popüler müzik yapan kişilerle ben tanıştım. Bir döneme damgasını vuran pop müzik grupları kuran kişilerle tanıştım. Onların kimisi hala hayatta, kimisi Feridun Aslan hocamızı rahmetli anıyorum, kimisi rahmetli oldu. Ama konser salonu adına, konser yapılan mekanlar, yerler adına
çok fazla yol kat edilmiş. Ben de daha sonra sizin o kafanızdaki soruyu çocukluğumdan beri sorardım. Niye hiç İzmit'in, Kocaeli'nin bir şeysi var mı, yok mu? Niye biz hiç şarkı söylemiyor muyuz? Bizim türkümüz yok mu? Sorsak yok dediler çünkü. TRT repertuarında kayıtlı 6 tane vardı. Biz oraya kazandırdık çalışmalarımızla ama tabii bu ne kadar ölçüttür onu da halkın söylüyor olması bence ölçüt. Yani tabii, bir yerde kayıt altına alınmak dillerde adına, olması lazım. Bunun kuşaktan kuşağa aktarılıyor olması halk yoluyla oluyor. Yani kimse açıp da bürtü kayıtlı mı diye bakmıyor o duruma. Ben böyle bir çalışmanın için 2015 yılında başladım. İl Kültür Müdürlüğü Valilik bünyesinde Kocaeli Müzikleri, Halk Oyunları, Yemekleri Araştırması Komisyonu kuruldu. İlk orada başladık. Derleme çalışmaları yapmaya orada başladım. Taramalara başladım. Tabii buranın yerli kültürü, yerli yerleşik Türkler diyebileceğimiz Manav kültüründen başladık ki öz değerleri buranın bir kent olarak Akçakoca'nın torunları diye sempozyumlarda da ifade edildi, Kocaeli sempozyumlarında. Onların kültürlerine yönelik taramalar yaptım. Orada muhacir kültürüne ilişkin Batı Trakya Türkleri arasından türküler buldum. Bunlar bizi ifade ediyor mu? Evet ediyor. İzmit'i anlatıyor. Yani kimi zaman bir türküde geçen ürünler o toprağın yetiştirdiği ürünleri anlatıyor. Bir ritüeli anlatıyor. Bunların hepsi yaşanmışlıkları... Bir kahramanı anlatıyor değil mi? Hepsi yaşanmışlıklarla ilgili size veriler sağlıyor. O açıdan müziğin kültür içinde araştırılmasını ben çok önemsiyorum. Evet. İçinde yetiştiği kültür. Örneğin Nusretiye'ye gittik. Orada bir Gürcü köyümüz Nusretiye biliyorsunuz. Evet, orada mısır mecilerinde yapılan manili atışmalara ilişkin veriler elde ettik mesela. Evet. Bunlar da çok önemli. Böyle baktığınız zaman kültürün bize vermeyeceği şey yok. Müzik adına bir sürü done sunuyor. Çok güzel. Tabii bir şey araştırmak lazım o tarihinden beri. Hani bizde bizim İzmitlerin belli bir kesiminin yerlisi yukarıdan aşağı inmiştir biliyorsun. Bizde çok küçüktük, düğünler olurdu, işte kına geceleri olurdu. Bizim anılarımız da onlarla süslü. Biz çok küçüktük, otururduk. Oradan gelen mesela duyduğumuz kulağımızda kalan tınılar, o sesler, o yere yerelerle darbuka çalarak oynamaları, herkesin iki kişi iki kişi kalkıp oynaması ve orada söylenen maniler ve işte belli bir tarz vardı. Bunları duyuyorduk. Yani bunların dışında şarkısı yok, şarkısı yok, şu yok, şusu yok, yemeği yok, bilmem ne yok denmesi. Şimdi kalkıp da ben onun eğitimini yapmadım ve onun şey araştırmasını yapmıyorum ki. İşte onları da sizden öğrenmek. Onun için sevindik. Tabii, bu ilin kızı olarak senin bunu ortaya dökmen. Daha sonra ben konservatuar müdürlüğü yaptığım dönemde Büyükşehir Belediyesi kentin değerlerine aslında parmak bastı. Bilgişehir Kocaeli Projesi kapsamında müzik araştırmalarında benim görev almamı istediler ve ben müzik ayağı proje yöneticisi olarak çalıştım. Bu 2015'te başladığımız derlemelerin devamını orada getirdik ve gezmediğimiz yer kalmadı diyebilirim. Gebze'sinden Karamürsel'ine, işte Ereğli, Ulaşlı, İzmit'in köyleri. Tabii bu arada bize sofralarını, evlerini açan ve yerel kültür platformunda bizimle beraber görev alan arkadaşlarımız var. Doktor Metin Şert Türkiye, ben çok teşekkür ediyorum. Melek Hanım'a, Neslihan Hanım'a onların epey katkıları oldu. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bir şey olmasaydı çıkaramazdık. Varmış demek. Evet. Varmış var demek. Olan çıkar. Olmayan şey çıkmaz tabii ki. Tabii gezdiğimiz yerlerde örneğin Barganlı'da Lefter diye bir türkü derledik. Lefter. Milli mücadele döneminde köyü haraca kesen bir köylülerin, hanımların deyimiyle Bulgar gevuru diye adlandırdıkları tırnak içinde söylüyor. Yani ama adı mı Lefter'miş? Adı Lefter. Biraz önce bana bir şey söyledi. Ben de sana demiştim. Evet. Babaannem kızdığı zaman Lefter derdi. Kötü bir varmış. Çok yakaladık. Lefter derdi. Evet. Böyle bir mesela böyle bir türkü yakaladık. Köyü yaktı kavurdu. İşte çatık çatık kaşları efendime söyleyeyim. Böyle dizeleri var. Bize bunu söylesene. Ha, bu bölümde yani, bir dinleyelim. Azıcık çıplak sesle peki. Azıcık diye söyle. Şimdi bugün sen buraya geldiysen senden bunları dinlemek isteriz. Bu Lefter neymiş? Önce bir bunu yapsa merak etmeyin efendim. Söyleteceğim birkaç. Çünkü çok güzel kendi eserleri de var. Gülşen hocamı bulduk. Bugün bırakmayız. Evet, bir dinleyelim bir bunları. Lefter o zaman bir mırıldanayım ben. Anlatarak. Artık sesimin de kusuruna bakmayın diyeceğim. Yok, olur mu öyle şey canım? Peki. Lefter de gavurun şu tepe.
karısından başka nesi var aman aman. Lefter'de gavurun karısından başka nesi var aman aman. Lefter'de gavurun çatık çatık kaşları. Lefter'de gavur hırsızların başları aman aman. Lefter'de gavur hırsızların başları aman aman. Bu kadar çok olsun şimdilik. Çok güzel. Teşekkür ederim. Yani şey de güzel, melodisi de çok güzel. Evet evet. Yani değil mi yani? Epey güzel. Çok güzel. Büyükşehir Belediyesi iki tane albüm yaptı. Bu bulduğumuz yaklaşık biz 6 tane türküsü vardı Kocaeli'nin TRT repertuarına kayıtlı. Biz 65 türkü daha bulduk. Ha, üstüne. Evet üstüne. Bu 65 türkünün kimisi mane sizin dediğiniz gibi atışma şeklinde yapılan ritüellerde söylenen. Çünkü mesela bir düğün ritüelinden bahsettiğiniz zaman orada aslında ortada söylenen şey kadınlar arasında bu iş yürüyor daha çok. Çünkü tabii. Kadın ağzı türküler daha çok Kocaeli Türkleri kadınların ağzında aktarılan. Çünkü erkekler gezebiliyor. Evet. O köyden o köyün kahvesine gidiyor. Melodi değişebiliyor. Sözler değişebiliyor. Varyant özellikle kazanabiliyor ezgiler. Kadınların kendi arasında mesela işte ortada birisi oynuyor. Ey şanlısı şanlısı orta yerinde oynayan kimin nişanlısı, diyor. Hemen anneler, kayınvalideler böyle bir bakıyorlar. Kim? Bu kimmiş, kimlere gitmiş gibi. Evet. Veya işte Heyamol geleneğini anlatan gece vakti siz de bilirsiniz Salıdere'den. Gece vakti gidip işte oğlan evinden pilav almak. Benim oldu. Sizin oldu. En son benim düğünümde Heyamol oldu. Mesela onun da türküsünde yer alması. O ritüelin anlatılması tabii Heyamol nedir? Çıktılar. Kadın özgürlüğünün aslında bir ifadesidir topluluk içerisinde. Gecenin o vaktinde kadınların tek başlarına kapı dolaşıp varlık göstermesi değil mi? Heyamol'a biz size geldik. Yani çok güzeldi. Neden yok? Yani bilmiyorum olmalı mı olmamalı mı onu da, o da bir tartışma. Olması gerektiğini düşünüyorum. Keşke olsaydı. Son kuşaklarda yapanların etraftan gürültü oluyor diye tepki aldıklarını duydum ben. Yani hayret bir şey. Çok üzücü. Çok. Yani onu da işte kız evinden başlamalı Heyamol, Heyamol. Heyamol, size gel. Biz geliyoruz Heyamol, Heyamol. Heyamol'a peynir ekmek ister. Evet. O da peynir ekmek ister var işte. Oo, sinirimiz salaylı olsun, i̇şte pilavlarımız ya, yağlıca olsun. Ya. Evet, Gümüşşen yani, sen beni bugün anlatacaksın. Yok yok anlatma. Yani kalktı. Evet. Mesela biz yukarı mahalleden bu aşağılara indikten sonra öyle bir iniş oldu ya. Ondan sonra oradakiler de yapmıyor. Çünkü oraya da değişik insanlar geldi. Evet, gelenek yeniden icat ediliyor bir yere kadar. Geleneğin icadından söz etmek belki. Yani olsaydı ne zarar, niçin gürültü olsun ki? Yani o bir şeydi, herkes katılırdı çünkü. Evet. Gürültü var diyecek insan kalmazdı. Ben hatırlıyorum 5-6 yaşlarımda Halıdere'de çocukluğumuz geçti yazları biliyorsunuz. Böyle camdan beklerdim uykumu. Gelirdi uykum ama o Heyamol kafilesi gelecek. Onları göreceğim. Darvukan'ın sesi uzaktan başladı mı dikilirdim cin gibi oldum ve beklerdim. Tabii. Çünkü o çok özel. Veya Ramazan'da manilerin eskili söylenmesi. Bunlar çok güzel şeylerdi. Yani tabii işte bunlar bilmiyorum zamanın ruhu mu böyle mi gidiyor hayat değişmesi mi gerekiyor. Ben artık bir isim takacağım bilmiyorum da Ramazanlarda da o ruh kalmadı. Artık önceden bir davul çıkıyordu. Davulcu da bitti. Davul da yok. Top atılırdı. Doğru dürüst pat put yapıyor bazen. O da yok. Yani her şey gidiyor. Gitmemesi lazım gibi düşünüyoruz yani, bizler. Kayıt altına almamız gerekiyor. Eğer kültürün lütfen, bu güzel donelerini kaybedersek. En azından
çocuklarımızın bilmesini evet. sağlayın yapılmasa yani, da. Ben kendi adıma üstüme düşeni hani yapmaya devam edeceğimi buradan söyleyebilirim. Mutlaka, mutlaka. Yani önemli tabii. Yavrum mutlaka bunları yapın. Korunması. Çünkü yarın öbür gün birileri belki size diyecektir ki niçin? Yani bize de dediler şimdi. Bizim çocukları biz anlatıyoruz. Yazıyorum, çiziyorum ben bazı bu unutulmaması gereken evet. şeyler diye ama bizden sonraki nesil artık onlar da büyüdüler. Yavaş yavaş bitiyor. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben mesela bir yüksek lisans programı açtım. Geleneksel ve kültürel müzikler diye. Orada da gene İzmit'in, Kocaeli'nin ya da diyeyim diğer göçle gelen olsun, iç göç, dış göç gelen kültürlerine ilişkin çalışmalar da yaptırıyorum. Örneğin İzmit'te yaşayan Makedonların müzik kültürlerini araştırdık. Tabii canım. Şimdi onlar da çıksın. Karamsar boşluklarını araştırıyor. Evet. Bunlar kentin çok renkliliğini evet. gösteren şeyler. Burası bir yelpaze. Evet. Şimdi sırada mesela renk, Gürcü renk. Köyleri var. Tabii. İşte Lazların müzik kültürleri var. Bunların hepsi çok. İnsanların yaşayışlarını anlattığı için evet. hem kültürel verileri size tabii. aktarıyor hem de çok renklilik ortaya evet. koyuyor. Çok bu güzel zaten, olur. Bizim için bir kültürel miras. Miras. Kültürel aslında somut olmayan kültürel miras grubuna giriyor. Yani sözlü anlatımla ilerledikleri için hani kayıt altına alınması onların kalıcılığını sağlanması açısından çok önemli. Çok biz notaya önemli. Aldık bunları. Çok not güzel. Aldık projemizi o şekilde teslim yapacaksınız. Bitirdik, evet. Çok güzel. Devam edeceğiz tabii ki. Bu güzel çalışmaların nereye gittiğini, daha da neler yapılacağını çok güzel anlatıyorsun. Anlatacaksan bir reklam diyelim. Bir reklam arası alalım. Ondan sonra devam edelim. Çok güzel, çok duygulu anlar yaşıyorum ben. Gülşen Hocam, benim çocuğum ama beni aldı götürdü daha eskilere sanki. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra birlikteyiz. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor. Reklamı bıraktık, geçelim geçmişten bugüne kalan gerçeklere. Evet. Şimdi tabii ki insan ister istemez duygulanıyor. Duygulanmamak mümkün değil. Çünkü orada benim atalarımın izleri var, sesleri var. Bunları da böyle işte hele de benim çok çok sevdiğim bir ailenin, çok sevdiğim bir komşumun kızının bu şekilde çalışma yapması son derece duygulanmanın bir nedeni de belki oradan kaynaklanıyor. Gayet güzel ama çok seviniyorum. Yani bunları çıkaracaksınız, ortaya çıkarıyorsun diye. Dediğin gibi Balkanlardan gelen esintilerde söylensin, Kafkasya, Karadeniz'de söylensin. Hepsi bilinsin ama önce ben kendi kentimin, kendi ilimin, İzmit'imin neyi var neyi yok bilmeliyim. Evet. Bunu yarın ne kadar bilmese de torunumuzun torunu da söyleyecek evet. ve soracak. Evet. İşte bırakacağınız miras burada çok evet. önemli. Değil mi? Evet. Şimdi mesela çocuklarımız bizim gördüklerimizi görmüyorlar. Tabii yok. Hayır. Sen bunları çalışarak öğreniyorsun. Hı-hı. Tam anlamıyla görmediniz siz de. Ucundan kenarından. Ucundan. Damzeler siz işte evet, biraz işte böyle gördünüz. Ablamın peşine takarak gittiğim evet, düğünlerden. Bana diyor ki Pınar geçen gün, anne biz hiç düğüne gitmez miydik, gitmiyor muyduk ya şu köyde akrabaları eşinin, hı hı. şöyle de oluyormuş, niçin bizim yok hiç öyle, şimdi bana bunu soruyor geçen gün. Evet. Dedim vardı yavrum ama şimdi yok. Vardı.
İşte yani kına geceleri, hadi bakalım nasıl olurdu o zaman, anlat bana. Ne şimdi, okudun, ne gördün oralarda? Söyleyeyim. Yeni bir çalışma yaptım ben artık spesifikleştirmeye doğru. Halıdere'den başladım işe. Halıdere'yi araştırdım. Şimdi geleneğin gerçekten dönüşümü söz konusu. Bu farklı kuşaklardan kına gecesini ve düğünlerini Halıdere'nin derledim, İncelerini anlattırdım. O kuşaklar arasında bile farklılık var. Şöyle ki, şimdi mesela cuma günü yapılan düğüne salı düğünü diyorlar Halıdere'liler. Allah Allah, yani neden böyle bir şey deniyor? Önceden pazartesi başlayan düğünler, iş hayatının, fabrikaların, köylülerin fabrikalarda çalışmaya başlamasıyla dönem değişmiş ve hafta sonuna kaydığı hafta için sonu. İkinci gün mesela çarşamba geceden başlıyorlar, perşembe, cuma oldu mu cumayı salı sayıyorlar, salı düğünü gibi bir kavram çıkmış ortaya. Ritüeli öyle kaydırmışlar. İşte hamamda dolma yenmesi, işte sadıçlarla efendime söyleyeyim damat tıraşı yapılması, gelinin alınması, bunlar devam ederken kına gecesi nasıl peki oluyor diye ben de hatırlıyorum zaten. Böyle tahtaların üstüne, sandıkların üstüne tahtalar konurdu. Kızların, yeni evlenenler, nişanlar o güzel elbiseleriyle katılırlardı arkadaşlarının kına gecesine. Onların üstüne bir pala serilir, onlar oraya oturtulur. Darbukacı olur, ortada çekirdek satan bir teyze olur, çoluk çocuğa çekirdeğini satar. Ve oyun dediğiniz gibi karşılıklı oynanır darbuka eşliğinde. Böyle herkes birden çıkmazdı. Çıkmaz, çağrılır. Evet. Çağrılır, oyuna davet edilen oynardı. Fakat aynı yerde yeni bir düğünün kına gecesine davet edildim. Çalışmama da kaynak olsun diye de. Bir öyle organizasyon değil. Şirketi tamam işte. Ile olay yani işte tamamen şey ticarete döküldü. Gelenekten uzaklaşmış ama kuşaklar tabii eskiyi bilmedikleri için gene bindallısını giyiyor. O kızlar etrafına nedimelik yapıyor ama eski tat var mı? Ben o hala kiraz sandıkların üstündeki tahta kalasların üstünde oturulan zamanın tadını arıyorum belki de. Tabii yani onu o burada kültüründe, geçmişinde o vardı ya senin. Tabii ki öyle asılır renk neler ne süsler, yani ne kapatırlar güzel. Kapatırlar ağaçların kenarlarını şuradan gözükmesin. Ya evde olursa. Sonra sadece kadınlar kına gecesine giderdi bizim yukarı mahallede öyleydi. Tabii. Kadınlar kadın eğlencesi olurdu. Kadınlar oynardı ama ne neşeli. Ondan sonra işte heyamalaya çıkarlardı gecede. Yani oradaki o bir kural vardı değil mi? Senin yaptığın araştırmada da bunu görmüşsündür. Evet. Kuralla ya gelin kaynana çıkar oynar, gelin görümce çıkar oynar. Şarkısı bile var. Oynar gelin görümce değil mi? Şimdi bazı türkülere varyant diyoruz tabii. Hani burada da farklılaşmış olarak hani söz varyant. Mesela kendi içinde bile söz varyantına uğrayan Akmeşe Yolları buranın bilinen türküsüdür biliyorsunuz. Ama onu, ben onu Halıdere'de Halıdere Yolları diye buldum derledim. Onu sen söyledin evet, bize. Yani, evet, Halıdere Yolları oranın yaşantısına göre veya işte bir gelin kaynana türküsü derledim Halıdere'den. Bahçede üzüm, bahçede nohut, bahçede vişne gibi bu yetişen ürünler üzerinden kafiye uydurup. Onu da oraya evet, kattım. Bahçede nohut, oğlunu unut kaynanasına metiye düzüyor bir gelin. Ama bu anlattığı şeyler aslında oranın tarımına dair verileri size anlatıyor. Yani orada yetişen şeyi anlatıyor. Diyor. Bunlar bizde var diyor. Tabii. Veya işte ne bileyim eski İzmit'in eski dönemleri Yahudi'nin kızı diye bir türkü derledik. Ha, bu mesela. Yahudi'nin kızını ben merak ediyorum. Öyle. Vallahi onu merak ediyorum. Onu söyle diyeceğim sana. Tamam, azıcık söyleyelim isterseniz. Sen azıcık diyorsun Seyircan Dezim'in. Şimdi sazlar olunca daha büyüğünü söylüyoruz. Sazlıyı da yapacağız. Tamam, yapalım. Şimdi zaten isteyecekler. Şimdi bu İzmit Sancağı döneminde burada tabii azınlıklar yaşıyor. Onlardan kalarak aktarılan çok değerli bir hocamızdan ben derledim. Onu bir de hocadan bunu evet, sen dinliyorsun onu da evet, anlat bana. Hocam, sen şimdi bunu dinliyorsun. Dinliyorum. Evet. Kayıt altına alıyorum bunu. Tamam. Daha sonra deşifre çalışmasını yapıyoruz. Tamam. Sözleri ve notaya alma aşamasına geçiyoruz. Tamam. Notaya alma aşamasında bana yardımcı olan arkadaşlarım oluyor. Ben sözleri üzerinden şöyle bir şey var. Kayıtı altına alıyoruz ama biz müzisyenlerin müzikal hafızamızı almamız da önemli. Çünkü kayıtta teyze söylüyor mesela. Hmm. Ritim olarak uydurmaya baktığınızda ne kadar kaymış, nasıl olmuş, nasıl söylendiğine dair düzeltmekten ziyade ben de oradaydım deyip aslında tanıklık ediyoruz biz tarihe. Yani tamam. Ben derlerken bunu yapıyorum. Yapıyorsun. Şimdi Yahudi'nin kızına geçmeden önce mesela Ulaşlı'da
mesleklerin düğüncüydük biz diye söylüyor teyzeler. Ulaştım alanları. Ulaştı ve Haldere çok yakın. Onlar birbirlerine çok kızalık veriyorlar. Ve oraların düğünlerinde aynı türküler söylenmişti. Güğüm çalarak söylediler bana derlediğim türküleri. Ve o türkülerin içinde kına ağıdı var. Ne bileyim işte Heyamol'la ilgili olanlar var. Bu Yahudi'nin kızını İzmit'te işte Ayla Cürgen hocam benim İzmit sesinden de hocam olmuştur sağ olsun. Bende böyle bir şey var. Babamdan bana kalan düşencim sana söylememi ister misin dediğinde dedim istemem mi? Buyurun. Bak, seslendirdi. Bak, gördü, evet, seslendirdi. Evet, evet. Neyi söyledi? Neyi? Bunu mu? Babam değil. Kız. Hayır, babam değil. Ayla Hanım. Ayla Hanım. Bu arada babamın sesi de çok güzeldi. Yani, yani mutlaka bir yerden gelmelerinden almışsın. Güzellik de öyle annene. Güzel canım maşallah. Koş, şimdi kızım. İşte azınlıklar döneminde kendileri de Kırım Tatarı Ayla hocalar. Onlar da aslında buraya geldikleri dönemde babası da bir komşusundan işitmiş. Bakın nereden deniyor kuşaktan. Bak işte böyle geliyor. Böyle gelecek dediğinde bunlar. Ben Ayla Hoca'dan hemen alayım dedim. Şimdi söyleyeyim de. Hadi söyle hadi dinleyelim bakalım. Aşk hikayesi bu. Bak aşk hikayesi güzel dinleyelim. Yahudinin kızı Müslüman olacak. Aman Allah Müslüman olacak. Müslüman olacak da bana da varacak. Müslüman olacak da bana da varacak. Yahudinin kızı mektepte okur, aman Allah mektepte okur. Elinde gergefin sırmalar dokur. Elinde gergefin sırmalar dokur. Çok güzelmiş. Okur yazarlık var çok, içinde. Evet, aşk evet, sevda evet. Var. Kavuşabilme ihtimaline karşı var. Yani evet. Gergef buranın kültürü evet, gergef işlemek var. Hepsi mevcut. Duygu var. Evet. Ay, çok güzelmiş. Güzel, evet, güzel. Çok hoşuma gitti. Çok güzel söylüyorsun. Ne kadar güzel bunları bulup söylemek, bunları çıkartmak. Ben seviyorum. Tabii şöyle de bir şey var. Ben okulda da, üniversitede de diyeyim, kendi bölümümde uygulama topluluğu kurdum çocuklarla. Onlara da bunları söyledim. Bir misyon edindim aslında. Pandemi öncesinde Kocaeli Türkleri konserleri yaptım ben öğrencilerimle. Haberleşiyorduk zaten sizinle. Pandemide biraz böyle ara verdik. Şimdi birazcık bu sene işte Cumhuriyetimizin 100. yılı diye gençlere biraz böyle onlar gene kısa süre önce yaptım. Evet, onlar 90'ları da çok merak ediyorlar ama ben bundan da kopmadan önümüzdeki sene çok güzel bir projeyle yani şimdi onları olacağız. Evet. Projelerini evet, anlatacağız evet. Son bölümde. Evet. Anlatacağız. Şimdi tabii ki buraya daha başındasın yolun. Buraya kadar biraz gelmişsin. Buraya kadar gelmişsin gayet güzel. Hadi ben bunu yine de baş sayıyorum yani. Daha peki böyle öyle hadi diyorum. Hadi daha baş. Tabii ne araştırman bitecek. Bitmiyor ne bunları gündeme getirip evet. Hayata kazandırman evet. Bitecek. Evet. Bitmez. Değil. Senin öğrencilerin mesela üniversitede yapıyorsun evet. Bazı şeyleri. Evet. Orada sadece Kocaeliler yok. Evet. Farklı şehirlerden olanlar var. Farklı şehirlerden çocuklarımız var. Evet. Yani onların da birer şey bırakacaksın. Evet. Değil yani, mi? Çok güzel. Onlar için de değişik oluyor. Evet. Hocamız bunu yapmıştı. Ben öğrencilerimi de derleme çalışmasına götürdüm bu arada. Hı. Müzik etnolojisi dersi kapsamında veya araştırma teknikleri gibi derslerimiz var. O dersler kapsamında çocukları ben derleme gezilerine götürdüm. Mesela Ulaşlı'ya gittik. Oradaki yerel müzisyenleri fotoğrafladılar. Onlara anket soruları hazırladım. Bakın nasıl yapılıyor bu araştırma diye. Bir yandan da onları yetiştirmeye çalışıyorum. Tabii. Çünkü gittikleri yerde çok güzel bir noktaya değindiniz. Gidip kendi kentinde de bunu yapabilmeli çocuk. Yani tabii. Oranın da yerel değerlerini ortaya çıkarabilmesi yani, lazım. O açıdan hani bunu böyle bir misyon olarak hem bir eğitimci kimliğimle hem kendi akademisyen kimliğimle hani hem mutlu oluyorum hem de çocukların gözündeki ışıltı denir ya öğretmenlerin klasik lafıdır. Olmaz mı? O ışıldıyorlar. Yani tabii, hocam bu ne keyifli bir tabii, şeymiş. Tabii. Diyorlar çocuklar. Yani, mutlu oluyorlar. Şimdi burada seni yaptığın işte hem çocukların öğrenmesini sağlıyorsun. Hı-hı, hı-hı. Hem kendi dalındaki evet, bazı bilgi hem de müzik var. Evet. Yani müzik başka bir şey yani.
Evet, şurada bile bir şarkı havayı değiştiriyor. Bir türkü havayı değiştiriyor. Evet. Bu çocuklar, insanda hepimizde niye biz unutmuyoruz şarkıları, türküleri? Şarkıların hafızası var çünkü değil mi? Hiçbir zaman için hiç unutulmazlar. Bazı mesela liselerden falan beni çağırıyorlar. Oralara da gidiyorum ben. Koca türküleri dinletileri yapıyorum. Yeni kuşakları öğrensin çok diye. Güzel. Yani yapmak lazım aslında. Bunu sık sık yapmak lazım. Ben mümkün mertebe zamanım olduğu sürece reddetmiyorum zaten. Gidip onlara da seslendirmeye çalışıyorum. Çünkü ben birinci kaynak olarak dinlediğim için hani benden de dinlemelerini önemsiyorum açıkçası. Tabii. Sesim el verdiği sürece ben seslendirmeye devam edeceğim inşallah. Tabii ki. Tabii ki edeceksin. Böyle biz Türkiye ailede tabii ben Duran Bey olsun, annen olsun, Kadriye Hanım muhafazakar ve çok mütevazi bir insanlar. Gibi bir durum ama. Niye canım alan? Şarkı bir şeydir gayet. Şarkıcı da çok güzel bir meslek ayrıca, onu harika, da söyleyeyim. Harika, çok güzel. Ne var mıydı ailede mesela enstrüman veya bir şarkı söyleyen? Yok yok, hiç. Hiç yok. İlk ama şöyle bir, ilk benim fakat şöyle bir şey. Şimdi benim babamın sesi çok güzel. Evet, annemin de sesi güzel. Kur'an okuyor, ezan okuyor. Aynen. Ama şu var, Türk sanat müziğini çok güzel söylerlerdi onlar. İkisi bir başlarlardı. Çocukluğumda benim kulaklarım gibi. Onlarla. Karı koca karşılıklı. Ne söylüyorlar bunlar? Annem işte yıkarken söyler, babam gelir ona eşlik eder falan. Evet. İşte Halıdere'de balkonda bilirsiniz. O keyifte. Anne baba şarkı söylüyorsa bu çok güzel bir şey. Ben de böyle kedi gibi oturur dinlerdim. Fakat benim müzik yeteneğimi siz hatırlayacaksınız. Mehmet Gündüz vardı. Evet. İzmit Ortaokulu'nda. Evet, biliyorum benim hocayı. Müzik yeteneğimi ilk oradan ortaya çıkaran odur. Bravo Mehmet. Ortaokula başladık, blok flütü diye bir şey. Ben flütü aldım elime. Düttürü 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 düttürü. O arı modeldi. Çoluk çocuğum elinde birer. Git, öbür odada çal, kafam şişti. Rahmetli babaannem bizde. Git Mari, çok kafam şişti der. Ben bir gün yarışma yaptı Mehmet Hoca derste. Bu dedi, gösterdiğim parçayı dedi, bir bakışta kim çalacak dedi. Hadi kim çalacak, Kuşan çalacak. Kim çalacak? Düttürü düt. Hoca bana blok flüt kitabını hediye etti. Demek çok başarılı buldu ben işte. Ben o kadar mutlu oldum ki. Ya. Ondan sonra Mehmet Gündüz Hoca bizden bir koro kurdu, hiç unutmuyorum. Halk evinde ilk konserimizi verdik. Annem, babam oraya geldi. Babam geldi. Çok bu işlerde, bak, kanatlarda bezi yoktur biliyorsunuz. Ama bak öyle değil. Orada öğrendiğimiz Edirne'nin Arda'da baylar, bir de pencere açıldı, pişti o patladı Bilal Oğlan. Bilal Oğlan. İlk öğrendiğim, sevdiğim türküler ve bunlar zor türkülerdi çocukluk için. Doğru mu Bilal Oğlan falan? Zordur yani. Evet. Pencere açıldı Bilal Oğlan. Baya makam falan giden bir şey. Evet, yani küçük çocukların söylemesi düşünsene zor. Zor bir Mehmet Hoca öldüsü Allah rahmet eylesin mutlaka. Bilmiyorum. Ben de peki yaşıyor sağ olsun, ömürler versin kendisine. İnşallah yaşıyordur. Bize öğrettiği o türküler benim halk kültürüne olan sevgi ilgimi arttıran türkülerdir. Biraz da Rumelilik olduğu için bizde o türkülerin, o melodileri beni cezbetmiştir. Tabii, onu da olabilir. Söyleyeyim. Yani, bir de işte müzik sevgisi var yani. Bunu evet, sevmeden. İşte dediğim gibi başka bir okulu kazansanız bile diğer tarafta ben burayı okuyacağım diyeyim. Ben 2 yıl boyunca babam bana hep şunu dedi Bursa'dan geldiğimde, hevesini aldın mı? Aldıysan öbür okula. Yok almadım. Daha hiç hevesi öyle gözüküyor. Aldın mı? Yok. Müzikten heves alınmaz zaten. Duran Bey almamış. Ona göre bak. Böyle gider. Evet. Çok güzel şeyler yapıyor ama kızınız. Ben de onlara da sesleneyim. Çok sevgili sağ dostlarım. Sağ olsun. Çok güzel şeyler yapıyor. Bak neler bırakıyor. İl değil, ben Türkiye çapında düşünüyorum bu yaptığın çalışmayı. İnşallah. Çünkü burada Türkiye'nin her yerinden gelen gençler var. Üniversitede hepsi senin verdiğin bu eğitimi alıyor, bu türküleri dinliyor. Çok şükür. Ne kadar güzel, bundan güzel bir şey olur mu? Evet. Senin şu anda yaptığın çalışmaların kaç seneden beri bu şey dernek çalışmaları? Yani 2015'ten beri çalışıyorum. Halkın önüne çıkarak sunuyorsun. 2015'ten beri. 2015'ten beri değil tabii mi? Tabii bu sunuşlar sadece konser bağlamında olmuyor. Yani ben mesela Kocaeli türkülerinde kadın ağzı özellikleri diye bir makale yazıyorum. Veya işte bir kongrede Kocaeli türkülerinde ki başka kültürel özellikler diye bir sunum yapıyorum. Yani yazılı sözlü olarak şey da bunları... Şey mi? Şive olarak mı? Yok kadın mesela ağzı. Ne anlatıyor? Kadın ağzı kadın
kadınların söyleyip geliştirdiği. Ha, yani mani gibi şeyler. Kadınların söylediği. Evet. Anladım. Kadın ağzı kullandığımız kavram bu kadınların onların ürettiği. Tamam. Hani bunları ben yazılı olarak da sunumlarımda hep hani kullanıyorum. Sadece sesli olarak değil. Anladım. Kültürel bağlamda da yazılı olarak bu Kocaeli türkülerinin özellikleri kalsın diye çabalıyorum. Yani bir şey çıkar zaten ortaya. Değil mi? Bir kitap çıkar. Var zaten benim Kocaeli'nin kültürü diye çok kısıtlı sayıda bastığım bir kitabım var. İnşallah ikinci baskısını yapacağım onunla. Daha spesifik çalıştığım başka kitap konularım da var. Yakında o da çıkacak. Tabii, size de hediye ederim. Tabii, çok sevinirim. Bu çalışmalar yapılıyor. Üniversitede bayağı sana bu konuda... Üniversitemiz her konuda olduğu gibi destek oluyor zaten. Mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, yeni projelerden birazcık bahsedeyim o zaman. Kocaeli'nin yerel değerlerini ortaya çıkaracağımız büyük bir proje yapmayı düşünüyoruz. Birkaç hocamla beraber oturacağız. Bayramdan sonra bunun ana hatları kafamızda var ama şey olarak çıkacak. Daha çok kişiye ulaşma adına yapacağız bunu. Belki bu belli zamanlarda olabilir işte bir... 29 Ekim olur, 10 Kasım olur, belli bir belki yeni yıl olur ama bunun içinde hep Kocaeli olacak. Demin konuştuk programdan önce, Servet Ye Cephesi benim sözümüzü bana ait olan bir Kocaeli türküsü oldu. Bak bir de şey var, Servet Ye Cephesi, onu da dinleyeceğiz. Şimdi ben mücadele döneminde mesela İzmit'in ilk müzik topluluğu Heveskeran Musiki Cemiyeti'nde çalıştım, bunu makale olarak da çalıştım. Evet. O dönemde Yeni Turan Okulu'nun temel atma töreni olacak. Tabii artık savaş başlama durumu. Türkler, Ermenilerin bir bandosu var. Onlardan bando almak istemiyorlar. Yani, kendileri bir bando kurmaya bando çalışıyorlar. Kurmuş. Para topluyorlar, çalgılar alınıyor. Ve Bağçeşme'de bir bağ evinde çalışmalara başlıyorlar. Yeni Turan Okulu'nun temel atma töreninde Heveskeran Musiki Cemiyeti ilk orada çalıyor. Yani bunlar kentin çok önemli değerleri. Çok, çok, ben Servet Ye Cephesi'ni yazarken de Milli Mücadele'de bu neymiş diye bir okudum. Yani bu nasıl olmuş diye okuduğumda bu dedim bir şey hikayesinin anlatılmasını ve akılda kalıcılığı çok hak eden bir şey. Çünkü eğer Yunanlıların önü Servet Ye'de kesilmeseydi Milli Mücadele'nin akışı değişecekti. Değişecekti. Orada çok onlara bir set çekildi. Evet, tabii. Bir avuç insanın yaptığı çok büyük bir şey var orada. Şimdi hatta onun da müjdesini söyleyeyim. Single yapacağım ben onu. Ha, o da ne çıkacak kadar güzel. Çalışmalara başladık. Çok güzel. Kalıcı olmak kalsın. Önemli. Yani tarihi müziklendirerek kalsalar da evet. Çok daha güzel evet. Kalır. Evet, katılıyorum. Daha kalıcı olur diye düşünüyorum. Tabii her tamam. Şeyimiz gençler için. Öyle tabii söyleyeyim. Genç gelecek nesile bırakacaksınız bunları. Allah sana güç, kuvvet, uzun ömür ver sağlıkla. Bunları yap. Tabii ki teşekkür ederim bana da bu fırsatı verdiğiniz için. Ne demek, aşk olsun. Geç bile kaldık. Olsun. İşte gene bir şeyimiz var. Bunu biz böyle bu programı biz daha ziyade yaş ortalaması yüksek kişilerle baş yaparız diye kentin değerleri diye başladık. Güzel de tuttu programımız. Şimdi sonra zaten o günleri yaşamış kimse kalmadı. Evet. Ne yazık ki kalmadı. Ben onları daha önceki senelerde hep alıyordum programıma. Kayıtları kalmadı. Yaptık onlarla. Programımız devam etti. Devam etti. Şimdi şöyle düşünüyorum hepiniz. Bu ile bu çalışmayı yapan insan kentin değeridir. Tabii. Yani şimdi Kocaeli Ansiklopedisi yayınlandı. Ben orada da müzik adına bayağı bir şeyler yazdım, çizdim. Araştırmalarımı paylaşmak istiyorum çünkü faydası olsun. Varsın değil mi? Ansiklopedide. Ansiklopedide ben yokum. Ben yazar olarak varım. Kurumunda varım. Ha, öyle misin? Bilmiyorum daha sonra beni yazmak isterler mi? Yazar mutlaka orasını. Yazacaklardır. Sen bu kadar çalışmaya damga vurmuş bir insan olarak. Ben İzmit'i çok seviyorum öyle söyleyeyim. Tabii ki seversiniz. Yani İzmit'i her anlamda seversiniz. Kendi doğduğunuz yer olması büyüdünüz. Çok önemli. Yani hem... bütün anılarınız burada. Evet. Onu diyorum yani, size yani o saat kulesinin oradan çıkıp da buraya gelmek. Dolanıp eski mahallelerimizi gezip. Gülşen'cim bak nereye gidersek gidelim. Evet. Ben de çok gezip gelen dolaşan bir insan olarak söylüyorum. Güzellikler falan tamam. Hoşumuza gidiyor. Evet. Ama ne olursa olsun diyorum. Geliyorum ya Allah'ım bu kadar güzel bir yer olamaz benim için. Evet. Biz buradan kopamayız. Bir de bizi bağlayan bizim atalarımız burada. Evet yani İzmit. Yani atalarımız Bağçeşme'de yatanlarımız. Evet, yani. Onun için bak işte o
ne İzmit'le uğraşıyorsun? Türküsünden, şeyinden, evet, kültüründen yani. Bu da ne demek? Evet. O aşkı bu şekilde dışarı çıkartmak demek. Evet. Hep işte ben de insanlığıyla uğraşıyorum senelerde. Ben de aynı 30 senedir bu işle uğraşıyorum ki insanları daha mutlu, daha güzel, daha sağlıklı her konuda, daha da bilgili yaşasınlar diye. Evet. Diyelim mi reklam? Var mı 2 dakikamız? Bak 2 dakikamız var. Peki o zaman ben Servete'yi söyleyeyim ben size. Söyle o zaman Servete'yi çünkü evet, evet başka şeyler dinleyeceğiz. Hadi. Katahbay okuşundan vardık Parsık Dağı'na. Servete'ye tek yumruk indik düşman başına. Servete'ye cephesi kahramanlar geçidi. Milli mücadelede nefer oldu her biri, şehit oldu her biri. İngiliz uçtu geldi demir tayyaresiyle. Millici vurdu geçti onun pervanesini. Servetiye cephesi kahramanlar geçidi. Milli mücadelede nefer oldu her biri, şehit oldu her biri. Böyle kadar şey. Mı? Evet, var mı daha devamı? Yok, 2 kıta. Ay, çok güzel. Ama arada tabii sağlık sistemler çok güzel. Çok var. Güzel, çok hoşuma gitti. Teşekkür ben diyorum ederim. Ya. Hikayesi güzel var. Güzel hikayesi, yani çok duygulu şeyler yaptı. Neler yaşamışlar değil mi? Bunları söylerken, yazarken onları da hissediyorsundur Gülşen. Tabii yani ben... Neler yaşamış bu insanlar ya? Okuduğum zaman veya işte bilgisine ulaştığım zaman Yeni Turan Okulu'nun arkasında oturuyorduk biz. Evet. İlk evimiz Beşiktaş'ta futbolcu Metin Tekin. Apartmanında oturuyorduk, evet, öyle evet, söyleyeyim. Evet, evet. Yeni Turan Okulu benim zaten çocukluğum. Evet, evet. Oranın böyle orada bir hikayesi olduğunu tabii. Öğrenince, orada bir heveskaran musiki topluluğunun tabii. Olduğunu öğrenince. Ne demek? Bu nasıl çok önemli gitmiştir. Bir şey, milli mücadelede. O yüzden tabii. Bu tarihi hikayelerini de bilmek çok önemli. Kız Meslek Sesi'nin depremden önce bir müdür hanımı vardı. Nesrin Hanım'dı galiba. Kulakları çınlasın. Çok tatlı bir hanımdı. Bana çok söyledi. Dedi ki sen İzmitlisin. Evet. Evet. Doğmuş büyümüşsün ne olur yok mu folkloru yok mu bir şey. Ben de dedim ki vallahi benim bildiğim çocukken bir miniciktim taş toprak böyle şeylerde oturup kına gecesi yine yeleler kız ne çalayım derdi yine yeleler derdi alırdı darbukayı. Bizim abla büyük teyzemiz vardı. Yele yele lele yandım yele 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 yele. Bunu çalardım. Ben neler. Ben anlattım çok hoşuna gitti. Tabii. Basma elbiseler böyle tabii. Giyerlerdi temiz tabii. Temiz. Yapalım dedi. Canlandırma değil mi? Yapalım canlandıralım böyle bir folklorunu yapalım dedi. Ben evet. Bütün elbiseleri şeyleri ben yaptıracağım ben sen bize bilgi ver dedi. Maalesef deprem o oldu. O zaman sizi biz bu projemize dahil edelim. Çünkü benim de bahsettiğim projede Kocaeli oyunlarına yönelik bir şeyler yapacağız. Türkler çok şey var. Beraber. Ben çok söyledim o zaman şey ama illa biz de gelin de söyleyeyim denmez. Yok, çağrılır. Dahil edelim. Çok şey var bizim de bildiğimiz. Tecrübenizden, bilginizden faydalanalım. Çok teşekkür ederim çok ama seviniriz. Biz kaldık zaten onları bilen. O zaman ben sizden bir randevu alıp bir röportaja. Yok gerek yok. Ben senin yanına gelir konuşuruz. İnşallah yaparız. Bir tamam. Reklam diyelim ondan sonra tekrar devam ederim. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor.
Neler doluyuz değil mi? Evet efendim, bugün gerçekten benim de çok istediğim, çok olmasını istediğim ve Büşen hocamın bunları hayata kazandırmasından büyük mutluluk duyduğum bir program yaşıyorum ben bugün. İyi geldin güzel kızım benim. Çok teşekkür bugün. Ya, teşekkür ederim. Sana baktıkça içim de açılıyor. Yani şimdi buraya kadar getirdim bu işi. Yeni projelerin. Evet. Demin bir şeyler söyledin ama biraz aç istersen biraz. Onları da dinleyelim şimdi ki bilelim neler yapacağını. Tabii kent yönetimi çalışıyor. Yani yerel kültür çalıştığı yaptık. Geçen hafta Büyükşehir Belediyesi düzenledi. Paydaş olarak üniversitemizi her daim işin içine alıyorlar. Ben de orada bir halk bilim ve tarih masasındaydım. Kocaeli'nin türkülerinin, halk oyunlarının genel halk bilimine yönelik işte sözlü tarih çalışmalarının tekrar ele alınması ve araştırılması gibi biz bir karara bağladık kendi masamızdaki çalışmamızı. Ben zaten şöyle bir şey vardı kafamda. Kocaeli türkülerini her alanda ortaya koymak. Mesela senfonik Kocaeli türküleri konseri düşünüyorum. Ama tabii pandemi bizi çok böyle baltaladı. O yüzden önce temel bağlamda otantik kısmıyla ortaya koyup daha sonra farklı mecralar. Şimdi gençler biliyorsunuz işte rock sound'ında türküleri daha çok seviyorlar. Tabii oraya da dönüyor yani evet, birçok şey. Evet, kuşakları da kendimize kazandırmak adına onların da beğenisine dönük şeyler de yapma planlarım var. Ama önümüzdeki sene Kocaeli türkülerinin mevcut olan Kocaeli belki de halk oyunu diyebileceğimiz kadınların karşılıklı oynadıkları birkaç daha araştırmamız zenginleştirip bunların da yer alacağı ben büyük bir şey düşünüyorum. İnşallah. Tabii, yapabilir miyiz? İmkanlarımız nasıl olur? Hayalimizde bu var kafamızdaki proje. Yani çok ama, büyük bir şey olacağını zannetmiyorum külfetli yani. Yok yok külfet açısından demiyorum yani. Bize ve verilerimizi, donelerimizi birleştirecek ortamımız nasıl olur? Yetecek mi? Ortaya bir şey çıkarabilecek miyiz anlamında? Bak bunu mutlaka yap. Evet. Çıkacaktır. Yani ben inanıyorum ki çıkar. Bir yandan da İzmit'in kadınlarını da ben çalışmama katmak istiyorum. Tabii ki. Yani bunu bilen kim kaldı? Evet, bak gidiyor. Bak bir şey söyleyeyim sana. Bunu sakın unutma. Buyurun. Ben hayatım boyunca rica ederim. Ben hayatım boyunca çok tek üzüldüğüm şey elimde kalmaması. İnan ki bulamazsın. Tamam. Gidiyor. Gidiyor tabii tabii bitiyor ya. Bak yok bitiyor. Sana bir bitiyor. Gün çağırayım da bana bir şey anlatsın diyecek insan evet. Bulamazsın. Evet, evet evet. Bilmezler. Yok. Bilme. En son kuşak artık bizler kaldık. Bir de çok göç aldığı için. Yok bulamaz. Ben bulamıyorum. Uğruyor zaten. Yani. Ben şuraya çağırıp da İzmit'i konuşacak insan bulamıyorum. Bitti. Evet, yani. Yavrum bak onun araştırmasını yapan da benim. Hı-hı. Yok. Onun için yapacaksan Hı-hı. geç kalma. Yok ben işte devam ediyorum. O varsa bildiğin daim. Büyükler yani anlattır evet. konuş. Evet. Çünkü Hı-hı. dediğim gibi oluyor. Allah gecinden versem evet. Allah'ın takdiri ilahisi bu. Bir de yaşasalar şimdi çağımızın hastalıkları unutuyor. Unutabiliyor. Tabii. Ay ne bileyim ben Verdiğim veriyi ben hep böyle Kur'an'a falan el basarak Tabii. bir yerde sesim duyulmayacak değil mi falan. Tabii onu İnançsal ben. Alanlarda insanların tabii geleneksel olarak tutuculukları var, haklılar, tabii. öyle yetişmişler. O veriyi almak kolay tabii. olmuyor ama başarıyorum. İzmitli olmanın verdiği bir avantaj. Mutlaka o avantajı beni, çok evet. iyi kullan. Evet, onu biz kullanmalıyız, kullanacaksın. Sana vasiyet gibi olsun. Ay, yok canım. Hakikaten kullan bak. Babaannem mesela, bak. Büyük Arımahalli'de ben gene hı hı. çocuğum. Babaanne rahmetli olsun. Şarkı söyle derdik. Babaannem o senelerde hı hı. gençliği yani düşün savaş yılları ut çalmış. Ut çalarmış değil kadınlar mi? Anlatıyordu evet, bize. Evet. Ona ne de aman derdi. Ben bir o sonra ara gider. Oğlan yaylı, kız yaylı, dayanamıyorum gayrı diye böyle bir şeyler söylerdi. İşte bunlar çok güzel şeyler. Babaanne bak ne güzel söylüyor. Aman derdi falan. Ut çalıyordum ben derdi. Yani düşündüğün zaman bak İzmitli'nin kökü. Tabii. Bir de İzmitli için bazı şeyler söylüyor. İzmitli tam asaletli, eğitimli, her şeyi yapmaya çalışan bir evet. topluluktan geliyor. Evet. O tarihte çalarmış Öyle bunu. Öyle bir veriye ulaştım. Söyleyeyim. Rahmetli Sabahattin Öztan'ın kızı Yıldız Öztan Ulusoy diye. Onun babaannesinin ut çalarken yanında da öğrencileriyle bir fotoğrafına ulaştım ben. Ut, bak ut çalıştı. Kızı ile Öztan. Keşke olsaymış evet, o zaman. Öğretiyormuş. Tabii. Yani müzik kültürü adına var.
İzmit her daim bir takım verilerin ortaya konduğu, ailelerin içinde hep bir müzikal yaşantının olduğu bir kent olmuş. Evet. Zaman zaman bu dışarı taşmış, zaman zaman evlerin içinde kalmış ama müzik hep yaşantısında İzmitli'nin olmuş. Ben bunu tespit ettim çalışmalarımda. Çok da değerli müziğin olması. Çünkü müzik olan yerde insanlar daha naif, daha latif, daha hoşgörülü oluyorlar. Yani, bu müzik, önemli bir şey, müzikle var olmak. Müzik, sanatın bence tamam tiyatro, resim, Hepsi çok değerli. Çok güzel ama müzikte başka bir şey var. Böyle müzikte ruhu işleyen, içinde söylemek istediklerini karşıdan birilerinin söylerken ona eşlik ettiğin, of of deyip böyle iş geçirdiğim bir şey var müzikte ya. Senin söylediklerin tarihi burada anlatıyorsun müzikle. Evet. Bunu yerine hiçbir şey alamaz. Işte ben gençlere ulaşmayı çok önemsiyorum. Yani çocuklarla, gençlerle iletişim kurabildiğimiz zaman gerisi geliyor, dersi yapabiliyorsunuz zaten. Önce o çocuklara ulaşmak önemli. Çocuklarda müthiş bir 90'lar merakı var. 90'lar müziklerine merakları var. Dedim ki sakin olun, 90'lar benim gençliğim. Tamam. O iş bende. Çıkacak, geliyor. O iş bende. Siz Kocaeli Türklerine odaklanın. O duruyor zaten. O geliyor, duruyor. Ama bunu bizim öğretmeniz ve kalıcı hale getirmemiz lazım. Onlar önce zaten var. Öyle deyince işte bir onların istediğinden ve benim istediğimden tabii. Karışık kırmadan şeyler. Onların gönlünü. Peki başka uyarladığın başka çalışman var mı? Benim şu an şey yapmayı düşünüyorum önümüzdeki sene. Aslına bakarsanız aslında dünyada her şey etnik müzikler dahil popüler müziğin içerisinde yer alıyor. Etnik kültürler, etnik kültürlerin içinde müziğin var olması hem popüler müziği etkiliyor hem klasik müziği etkiliyor. İçinde bir parça mesela geçiyor, senfoni orkestrası onu seslendiriyor. Her şey artık kültüre dönmüş durumda. Mesela seneye şey düşünüyorum, işte bir konserimizin konseptine Sezen Aksu şarkıları konsepti yapabilirim. Çünkü Sezen Aksu'da halk müziği de var. Ne ağlarsın benim zülfü siyahımda. Barış Manço'nun atasözlerinden çok çıkarılacak dersler var şarkılarına. Çocukların bu son dönemin aslında hem seyyah hem filozof olan popüler müzik sanatçılarından Cem Karaca olsun kazanacakları şeyler olduğunu düşünüyorum. Onları da unutturmadan ve hani bağlamından da saptırmadan müziğin çocukları böyle bir kucaklayıcı tarafıyla onları da devam edeceğim çalıştırmaya çocukları. Tabii. Çünkü yeni gelen jenerasyonda farkındalık çok yüksek değil eski dönemleri. Şimdi bir 90'lar duydular, hareketlendiler çocuklar. Ama o dönemlerin ruhunu ve kültürünü de anlamalılar ki taşıyabilmeliler. Tabii. Yani neye göre yazılmış şarkı sözleri? Belki de çok hoşlanıcı yani öyle zannediyorlar da içine girince çok daha fazla seveceklerdir. Sevdiklerini ben tespit ettim zaten. Yani o döneme de biraz farkındalıklarını yükseltmek istiyorum. Geçmişle gelecek arasında bu kuşak bir köprü görecek. Çünkü 2000'lerdeki şu an genç olan çocuklar, benim de 99 doğumlu bir kızım var. Onlar bir köprüler. Çünkü geçmiştekileri gördüler, geleceğe dönük yaşıyorlar. Onlar götürecekler onlar bunu götürecekler. Şimdi. Evet, aynen. O yüzden onların böyle bir taşıyıcılığı var. Şu anda onları öyle bir besle, öyle bir doldur ki. Evet, elimden geldiği kadar. Tabii, rahatlıkla taşısınlar. Evet. İşte bunlar taşıyacak. Yani her şeyin kalitesi ama onlar. Niteliği varsa, popüler müziğin de niteliği vardır gibi kalitelisi. Tabii ki sizin müzikal beslenmenizi ve gelişiminizi sağlayacak şekilde olanları seçerek, seçki yaparak ortaya koymak gibi kafamda planlarım var. İnşallah Allah sağlık versin. İnşallah yapacaksın bunları. İnşallah. Peki ne yapıyor? Eşin ne yapıyor? O da söylüyor mu? Onun da sesi çok güzeldi. Eşim de bu arada Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde. O da öğretim üyesi. O da güzel sanatlarda. Evet, o da öğretim üyesi olarak çalışıyor. Evet. Doktor öğretim üyesi. O da bolca sergi açıyor alanıyla ilgili. Şu aralar medikal illüstrasyona tezi de o anlamda çalıştı zaten o konuda. Medikal illüstrasyon çizimleriyle ilgili en son bir sergi açtı. Bir bakıyorsunuz bir gün hatla ilgili bir sergi açıyor. Çok yönlü bir sanatçı. Ona ben yetişemiyorum. Her tarafta bir şeyler yapıyor. Biz böyle aile içinde kız iç miyim var? Baba grafik tasarımcı ressam. Ben evin içinde her müzik ayrı bölüm var. Böyle her sanatın her dalından bir şeyler var. Zamanınız var değil mi? Evet. Yani şimdi böyle olursa birbirinizi daha iyi anlarsınız tabii, ama. Tabii ben diyorum ki değil mi yani şimdi? Şimdi sen yapman lazım. Senden başka sen yaptıramam. İşte bak. Tamam diyor eş durumundan bana vazife geldi. Çıkamıyorum falan oturuyor. Kızım öyle. Kızımdan ben çok şey alırım. Yeni jenerasyon temsil ettiği için çok ona sorarım. Eleştirtiririm kendimi. Saçım başım giyim kuşam olur mu bu böyle şuna uyar mı? Çok güzel. Anne o konsepte o olmaz öyle yapmamalısın falan. Ben çok önemsiyorum gençlerin fikirlerini. Asistan öğren, kızım ama öğren
öğrencilerime de sorarım. Ben mesela konserlerin öncesi benim saçlarımı falan yapan bir öğrencim var. Aa ne hocam, güzel. Hocam o iş bende der. Ben çok yetenekli bir çocuk. Ben çocukların her melekesinin ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Yani çocuk o yönde bir şeysi varsa orada yüceltilmeli. Yani sadece tek bir alanda beslememeniz gerekiyor tabii, ki tabii. Komplike yetişmesini tabii, sağlamanız doğru. lazım. Kimisi diyor ki ben diyor işte el ilanlarına hocam yazarım, tamam yaz diyorum. Ben bunu buldum, olmuş mu? Barkovizyon yaptırtıyorum. Ama senin de onlara yaklaşımın da öyledir evet. yani. Şimdi mesela bir geçen sene 18 Aralık'ta bir konser yaptık. Orada 100. yıl konseptine yakındı. Ben işte Manastır türküsünü söyledim. İşte efendim Moksa Limanı'nı söyledim. Ki onu çok severim. Aybuki öğretmen bizim meslektaşımız şehit oldu. Onunla ünlendi aslında. Orada mesela dedim ki bir öğrenci. Bize de söylesene. Söylerim. Arkada dedim Barkovizyon'da bak ben Manastır söyleyeceğim. Arkada Manastır askeri idaresini ve Atatürk'ü görmeliyim. Tabii. Bunlar olmalı. Çünkü Manastır'ı bize anlatan değil. Manastır'ı biz neyle biliyoruz? Manastır'a gidiyorlar şimdi evet, Yunanistan'da. Bizim için Manastır Atatürk'ün okuduğu bir okul değil mi? Onun yetiştiği ilk askeri okulu. Yani böyle küçük küçük verilerle çocuklarımı işlemeye çalışıyorum. Mabusa Limanı'nı söyleyeceğim Söyle. Dedim. Söyleyeyim. Onlara dedim. Aybuki Yalçın'ı bulunuyor. Hocam o kim dediler dedim. Ha? Araştırın. Araştırın bakalım. Ben Barkovizyon'da Aybuki öğretmeni istiyorum. Sonra hocam şehit olmuş dediler. Ay. Evet dedim. Şehit öğretmen Aybuki Yalçın için söylüyorum. Ama şimdi sizin için söyleyeyim. Hadi söyle. Peki. Söyleyeyim. Çok da konuştum. Ses de artık. Evet. Yok yok. Güzel peki. çıkıyor. Mabusa Limanı limandır liman aman aman Mabusa limanı, limandır liman aman aman, beni öldüren de yoktur din iman, beni öldüren de yoktur din iman, uyan Ali kötü zaten. Ali İngiliz askerleri hallediyorlar. Ali'ye yakılan ağıt aslında. Hani deyince benim de gözlerim de oldu işte. Güzel. Türkülerimiz güzel. Yeah. Ama tabii Ali. Şey de var. Hani mesela babaanneme ben başta söyledim ya blok flüt çalarken kafam evet. şişti derdi bana. Evet. Ama ben onu durdurmanın bir yolunu bulmuştum. Ay gözlerim. Çanakkale türküsünü çalardım. Babaannemin dört kardeş Çanakkale'de şehit olduğu için. Dinler miydi onu? Evet. Onu bunu çal sadece diye beni oturturdu yanına. Çanakkale'yi çok... çal derdi. Ben başlardım do re 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 diye. Çanakkale türküsünü çalardım. İşte şu kızanım, bu kızanım, şu isimleri sayayım. Mehmet kızanım, onun yavrusu kaldı, onun bilmem nesi kaldı. Ağlardı ama ben de tabii hoşuma giderdi. Beni dinleyen birisi var diye. Kovalamıyor en azından seni çalarken. Evet, yani o hoşuna giderdi. Evet, Çanakkale türküsü kafam şişti demezdi. Evet, demezdi. Demezdi. Böyle işte hikayelerle. Biz de bir Ali kaybettik ya biliyorsun. Evet, evet. İşte Ali deyince, ya olsun olsun, olsun 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 ne kadar güzel. Ben Duygu'yu da çok seviyorum. Hepsi yani insan için. Duygusunu yaşamalı. Evet. O anda ben onu hissediyorsam, hissetmesem böyle otururum burada evet. hissediyorum. Evet. Çok şükür hissediyorum evet. içimde. Ve duygulanıyorum tabii. Evet. Sen de çok güzel seviyorsun. Ay, teşekkür ederim. Yani. Teşekkür ederim. Aşk olsun. Ben seviyorum şarkısı. Tabii ki birazcık bu kadar kayıyorum arada. Hani o şey de olduğu için ama. Ama şimdi onu da yapmak zorundasın evet, zaten. O, yani o, senin evet. karşında evet. bir sürü genç var yani. Evet, ona kaydırman lazım. Şimdi onlara sözüm var. Onlara rock konseri yapacağım. Rock istiyorlar. Teşekkür ederim. Evet. Kızlar bana mendil getirmişti. Evet, çok duygulandım evet. sizi bu yayında. Olsun olsun. Çok sevindim. Çok sevindim. Duygulanmaya ihtiyacı var insanların. Ne yapalım evet. andık ama bak andık. Ali dedin andık. Ali'yi de andık Ali'yi hepsini andık evet andık. Hepsini andık dursun bunlar onu da andık yavrum evet. o da öyle gencecik gitti evet. Peki seni çok etkileyen bir türkü oldu mu yani mesela söylersin sen nasıl dedin demin böyle söylersin bunun bende yeri bir başkadır dediğin ya şey oldu gibi, mu ben yani hepsini mi çok seviyorsun ben seviyorum çok seviyorum söylerken çok etkilendiğin söylerken vallahi hepsi.
Yani vallahi ayıramıyorum. doğrudur. Ama şu var, hikayesini bildiklerim ve işte böyle bir yaşanmıştan üstüne söylenen türküler beni daha çok etkiliyor. Yani, hakikaten bak ondan ben de işte, yani Ali Vardı içinde ama evet, etkilendim. Şimdi P15'li türküsünü yıllarca onda oynadılar ama P15'linin anlamı neden evet, sonra anlaşıldı? Üniversitedeydik. Bülbülümü ilk bize koroda çok sesli söylettiklerinde ben Bülbülümün ne olduğunu bilmiyordum. Ahmet Adnan Saygun'un rahmetli iki sesli işte Bülbülüm filan. Sonradan bunun çok güzel bir hangi Bülbülüm o? Bülbülüm Altın Kafesli. Bunu duyduktan sonra ben mesela bende yeri ayrıdır hep ağlarım evet, bunu dinlerken. Eğer öyle ne olduğunu öğrendim. Çalın davullarında ağlarım. Ya. Bir fırtına tuttu biz. Yani biraz bir da fırtına, oradan gelmek. Biraz da Selahane o taraftan evet, gelen. Yani, evet, evet. Anneannem anlatırdı. Evet, iki evet, yaşında gelmiş. Hiçbir şeyimiz tabii, kalmadı. Her şeyimizi orada bıraktık. Tabii. Geldik diye. O da işte o da seni etkileyen bir. Evet birazcık. Hiç gözlerin yaşardı oldu mu benim gibi söylerken? Olmuştur değil mi? Mesela bu yıl vizyona giren Atatürk filmine ben 3 kere falan gittim her ikisi. Hepsinde de ağladım. Evet. Yani o sahnede o bülbülüm giriyor mesela. Sadece melodik olarak giriyor. Hani enstrümantal olarak evet, giriyor. Öğrencimle gittik hatta. Hocam diye elimi tuttu ben böyle ağlıyorum. Dedim yok bir şey yani. Üzülmek değil. Bu bana o başka işte. Üzülmek duygu, değil yani, o. Üzülmek o değil. Böyle o yaşattığı o şeyin içine girmek. Yani o insanların çektikleri. Sanki oradaymışsın gibi değil mi? Evet evet. Yani onların o göç yolunda çektikleri evet, evet, sıkıntılar. Çektikleri. Buradan oraya gitmişler. Oradan buraya tekrar dönmeleri filan. Evet. O tarihsel hikayesi bir insan hayatının görebileceği en zor bir şeydir herhalde. Evet. Öyle bakınca da o müzikler beni etkiliyor tabii. Etkiler tabii. Etkilemez tabii olur mu? Şimdi bu etki ve tepkilerle burada bak beni de unutma duygulandırdın. Çok güzel şeyler yapmanı istiyorum senin. Peki. Mutlaka. Peki. Çok peki, güzel şeyler yapacaksın. Ve bu kente ve bu kentin vesilesiyle hı-hı, Türkiye'nin diğer kentlerine sesini duyuracaksın. İnşallah. Ben bunu istiyorum senden. İnşallah. Mutlaka bunu yap. Annem baban da gurur duyacak. Aynı çünkü ne kadar hoşlarına gider. Eşinle kızın zaten işin içinde. Onlar evet. Çiziyorlar. Onlara da değiyor ucu mutlaka. Mutlaka değiyordur. Şimdi Halıdere'de sen çok bulunduğun için oranın tabii çok hakim oldun. Bizler de zaten İzmit'in yerlisi Halıdere'deydik hepimiz. Tatil mekanı orasıydı. Orasıydı. Evet. Bizim Bodrum'umuzda. Küçük kardeşiniz benim arkadaşım Bahar zaten. Tabii. Aynısınız hep. Evet. Yeşim Bahar'sa. Bizim Bodrum'umuzda orasıydı. Evet. Oranın şeyine yani oranın kültürünü daha çok belki merak ettin. Evet, bir de daha elimin altında olup hani kendi hafızamda da biriktirdiklerim olduğu için ben evet, yazdığım şeylerde kendi kaynaklığımı da kendimi de kaynak kişi olarak gösterdim. İşte, tabii çünkü ki kaynak var sende. Şimdi mesela orada mahsul motorlarıyla Halıdere'den İstanbul'a taşınan ürünleri anlatıyorlar. Ben o mahsul motorlarını hayalmeyen hatırlıyorum. Eski Yalı tarafında iskeleye gelmelerini veya balık tutulan biz babamla balığa çıkardık tabii, Halıdere'de. Tabii. Dağıtırdık komşulara. Ben tabii, babamın oğlu yok ama ben evin oğlu gibi de büyüdüm bir anlamda. Hani kiraz toplamaya çağırırlardı. Oranın evet, çok hatırlamaz köylüleri vardı biliyorsunuz. Çok. O kiraz bağlarını hatırlıyorum. Çok böyle hani beraber koparman gerekiyor. Eğer sadece tanesini koparırsan seneye kiraz çıkmaz derlerdi. Ödüm kopardım. Seneye tabii kiraz yiyemeyeceğim diye. Aman ben sebep olmayayım diye. Yani böyle bir takım hem tarım hayatına ilişkin hem ritüellerine, düğününe demek ki yaza denk geliyordur evet, hazanlar. Davulcuların manilerine kadar geliyordu. Hafızamda o heyemonlara kadar şeyler olduğu için bir en eski kuşaklardan bir şeyler aldım. Evet. Bir yeni kuşaktan aldım. Bir de ablamların dönemi olan orta hı-hı, kuşaktan da bir şeyler aldım. Dolayısıyla her kuşaktan aldığımı karşılaştırarak gitme şansım oldu. Evet. O açıdan Halıdere'den başladım. Ama bu tabii başka yerde yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Hayır canım. Yani bence senin İzmit başladığın merkezde yapılmalı. İzmit merkezde yapmalıyız. Hani İzmit'in
kalan böyle en eski kuşaklarını dediğiniz evet. gibi benim şu anki kafamdaki şey aslında o. Tabii hani inşallah ben de sana yardımcı evet, olurum. Evet. Yani o konuda. İzmit'i de kayıt altına almak bizim İzmit'i. Almanı hani Kocaeli biz İzmit diyoruz. Biz Kocaeli İzmit diyoruz. Artık onu hep söylüyoruz. Ama biliyorlar. Neymişler önceden de İzmit sancağıymış. Ya İzmit. Zaten. Yani yetkililer de İzmit diyorlardı. Evet, hani Kocaeli evet. de yani merkez İzmit diye geçer. İzmit diye geçiyor bizim İzmit için. İzmit diye. Biz öyle duyduk öyle İzmit büyüdük. İzmit aşkı bizde bitmez. Yoksa tabii ki Kocaeli ama. Şimdi bakıyorum benim yaşım dahi işte Merkez Bankası'nın affedersiniz olduğu yerin eski garajlar olduğunu hatırlamaya yetiyor. Düşün bak. Yürüyüş, siz de mi o kadar oldun? Tabii canım. Yürüyüş yolunun tren geçerken çarşamların indiğini böyle sabredip geçenlerin olduğunu hatırlıyorum. Yani bunlar bizim bile bu kentin tarihine dair veriler evet. bizde dahi siz var. Sizde var. Yani. Bu siz buradan başladınız. İşte çok 1900 yani Cumhuriyet çocukları derim ben onlara. Ya evet. çok da yazılarımda varlardır. Allah hepsine rahmet eylesin, nur içine yansınlar. Cumhuriyet çocuklarının geçtiği bir dönem vardı. Biz o zaman gençtik. Ben yine bu işin içindeydim. Onları dinledim. Cumhuriyet çocukları yok artık. Evet. Ondan sonra gelen bir kuşak vardı. Hemen hemen onlar da artık bir yaşa geldiler. Evet. Ve dediğim gibi sana onları dinleyi o çok lezzetli bir şeydi. Evet. Çok evet. çok hoşlanıyordum ben yani. Evet. İnanılmaz hoşuma evet. gidiyordu ama yok. Onun için bunları bulup evet. mutlaka kayda geçir. Şöyle. Ay ne kadar güzel bir sohbet oldu Gülşen. Evet ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Artık bitiriyor muyuz? Az mı kaldı? Tamam. Ay ne yapsın? Bir türküyle mi bitirsin yine? Gülşen'cim. Bak istiyorlar kızlar karşıda seni izliyorlar. Bak. İçinden ne geliyor? Artık bakalım bir türküyle bitirelim bu programı. Öyle biter yani. Güzel bir türküyle. Bitirelim. Ay vallahi bilemedim. O zaman ben Manastır söyledim. Manastır söyle. Demin Atatürk'ümüz anlamı. Evet. Hadi bakalım. Manastırın ortasında var bir çeşme, canım çeşme. Dime toka kızları hepsi de seçme. Biz çalar oynarız, dime toka kızları hepsi de seçme. Biz çalar oynarız, manastırın ortasında var bir havuz, canım havuz. Dime toka kızları hepsi de yavuz. Biz çalar oynarız. Dime toka kızları hepsi de yavuz. Biz çalar oynarız. Diye söyleyeyim. Benden canım benim. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Bana moral verdin. Duygulanma benim gücümü arttırır aslında. Öyle çok mi? Evet öyledir. Çok eskilere götürdüm beni. İzleyenlerimiz de aynı fikirde olacaklardır Perşembe akşamı. O nedenle sana çok teşekkür ediyorum. Ben başarılar diliyorum. Bir büyüğün olarak eğer bu il nacizane, bu kent hakkında, İzmit hakkında bir şeyler biliyorsam seve seve seninle paylaşmak isterim. Evet efendim. Çok mutlu olurum. İşte görüyorsunuz bizim değerlerimiz, değerlerimizi genç değerler bu şekilde gündeme getirmeye çalışıyorlar. Üzerinde yoğun çalışıyorlar. Ne kadar güzel bir şey. İnşallah TRT'de de dinleriz. Daha dediğim gibi Türkiye'nin her yerinde de bu ilin türküleri söylenir. Belki de yarın folkloru da oynar. İnşallah. Bunu da çok istiyoruz. Şarkı hayatımızın
en güzel yanı, bizi anlatan, duygulandıran, zaman zaman güldüren, zaman zaman gözlerimizden yaş akıtan böyle bir olgu efendim. Böyle bir evrensel bir şey bu. Müzik üzerine var mı söyleyeceğimiz bir şey? Hüseyin Hocam yok. Güzel, çok güzel deriz değil mi? O nedenle ben diyorum ki hayatınız hep müzik gibi aksın. En güzel şarkılar sizin olsun. En güzel türkülerle oynayın efendim. Neşeniz bol olsun. Güzel bayramlarınız olsun. Kurban Bayramımızı da kutluyoruz. İnşallah güzel bir akşam yine buluşuruz diyorum. Hoşçakalın. Yıldızlar Yatırım Holding Kentin değerlerini sundu.